Merhaba arkadaşlar. Şu anda Bayram Usta'dayız. Bayram Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şu anda yaptığın bir nevi keçi boynuzu aşısı, Harnup. Genelde aşı tercihi ne oluyor yaparken? Ya Kıbrıs ballısı ya da kaya bodur dediğimiz çeşitten yapıyoruz. Cins olarak. Cins olarak, evet. Aşı türevi olarak yani yaptığın... Dilcikli aşı yapıyorum şu anda. Dilcikli aşı. Dilcikli aşı yapıyorum. Genelde dilcikli aşı kullanıyorum. Boynuzlardan. Şu şekilde dilcikli yapıyorsun. Şurada bir şey gözlemledim. Üstten çakma da yaptım. Çakma da yapıyorsun. Evet. Şimdi şöyle yakın bakalım. Aslında bir nevi avukadola yaptığın aşı aynısı. Aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Yeter ki kalemler ve anahtar birbirine uysun. Tamam. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakalım. Şimdi bu yarım aşı yapmışsın. Evet. Görüldüğü gibi. Hemen arkasında dilcikli. Pekala tutma oranı nedir? Tutma oranı %90. Eminsin kendine? Kendime eminim. Bayram Usta diyor ki ben diyor bu şekilde diyor %90 tuttururum diyor. Şekilde görünüyor. Evet, bakalım. Bakalım Bayram Usta dediğini yapabilmiş mi? Evet, burayı aşılamış. Şu anda aşıdan anlayan dostlar bir tane dahi tutmayan göremedim. Bayram Usta yalan söylemişsin. Hani %90'dı. Burada %100 başarı görüyorum ben. Abi %10 ben yine de şey olarak veririm ya. He. Hata diyemiyorsun ya. Maşallah. Geliyor. Poşetten çıkmış. Çıkıyor. Evet, hepsi tutmuş maşallah. Evet. Şöyle devam edelim bakalım. Bayram Usta ben tuttururum diyor. Bakalım fire var mı? Evet. Bayram Usta bir tane fire buldum. O kadar da olacak ya. Bir tane fire bulduk. Devam ediyorum. Bu sıra kaçtıydı? Sırada 365 tane var. 365'te bir tane tutmayanı şu ana kadar bulduk. Devam edelim bakalım sıranın sonuna kadar. Bunlar açmış, açıyor. Biraz hızlanayım. Evet, 360'dan bir fire. Şimdi keçi boynuzu tutup tutmadığını nasıl anlarız? Bu gördüğünüz aşıyı vurduktan sonra yaklaşık bir ay sonra şu yaprak sapları en ufak temasta veya herhangi bir dokunuşta olduğu yerden düşerse bunu tutmuştur. Şu tam belli etmemiş ama alttaki düşmüş. Üzerine kuruyup kalırsa işte o zaman tutmamıştır. Bakın bunu en ufak hareketle dökülüyor. Daha sonraki süreç şu şekilde oluyor. Daha iyi göstermek için söyleyeyim. Bu yaprak sapları düştükten sonra gözler kısarmaya başlıyor. Bunlar artık tutmuş, kendini belli etmiş. Şurada daha belirgin olacak ana hatlarıyla. Evet bakın. Şu anda tutmuş. Şuna dokunduğumuz zaman direkt düşüyorsa tamamdır. Hayırlı olsun. Bu ağacı, bu filan tutmuştur. Poşetlerin çıkarmayı biz genelde onu da göstereyim. Biraz daha durmaz taraftarıyız. Bu şekilde geldiği zaman artık içi terlemiş. Fotosentez başladığı zaman ağaç buradan su buharı biriktirmeye başlıyor. Köklerden aldığını artık fotosentez yaparak üst kısma su buharı çıkarmaya başlıyor.
bu poşet çıkarma dediğimiz olay meydana geliyor. Daha sonrasında bu alttaki yabani anaçtan yan filizler, yan kollar vermeye çalışır. Bunları temizliyoruz. Bu diğer türler gibi olmuyor. Avokado gibi olmuyor. Daha çok yan filiz çıkarıyor. Bunları almazsak üstteki bu yaptığımız aşı ne de olsa öz evladı değil. Buradan çıkan şu karşıdan gördüğünüz gibi üst üvey, alt öz. Kendi çocuğu yani. Bu üstteki sonradan taşınma yapıldığı için. Bunları aldığımız zaman ağaç kendi yavrusu kalmadığı zaman, öz evladı kalmadığı zaman derim ben. Fotosentezi devam edip hayatta mücadele etmek istiyorsa mecbur kalıp üstteki yavruyu bakmak zorunda kalıyor. Bu şekilde üzerine verimli tipleri aşılıyoruz. Pekala, keçi boynuzu niye aşılanır? Keçi boynuzları erkek ve dişi olarak iki gruba ayırıyoruz. Diğer avokado gibi hepsi dişi olmuyor. Yarısı meyve veriyor, yarısı meyve vermiyor. Yani tohumdan çıkan tüm hepsi keçi boynuzuna meyve vermez. Sadece çiçek açar erkekler. Hiç meyve vermez. Ve meyve verenlerin de hepsi istediğimiz meyve kalitesi olmadığı için bizler meyve kalitesini belirtmiş, kendine yöreye adapte olmuş. Bilinen türlerden işte Kayabadolu denir, Ballı Harnup denir, Kıbrıs denir. Belli çeşitler, özellikle Alanya çeşidi var, bir tescilli. Bu çeşitlerden aşılanarak üretilen bir meyve grubu. Genelde çekirdek için üretilir. Ama tabi biliyorsunuz işte pekmezi de yapılır. Taze tüketimde de kullanılır. Unu da yapılır. Keçi boynuz unu. Bayram Usta 300 burada 1000'in üzerinde aşılanmış tutmuş var. Bunun içinde ben daha şu ana kadar bir tane tutmamış gördüm. Tek bir adet. Abi bu işin sırrını öğrenmeleri için evet. Aslan Fidancı'nın şubesine uğramaları lazım ki tek bir püf nokta var, onu da ben söyleyeceğim. Ben söylüyorum. Yok. O da bende gizli. Herkese söylersem o zaman biz herkese öğretmiş oluruz. Ziyarete gelen insanlara söylüyoruz. Evet. Durum bu. Bunları da atmıyoruz arkadaşlar. Keçiler bizim değil ama bir dostumuzun keçilerine gidiyor. Hiçbir şey burada çöpe gitmez. Geri dönüşümde kullanıyoruz. Evet, uzun vakitlerinizi aldık. Allah'a emanet olun. Aslan Fidancı olarak Bayram Bey'in de selamlarını hepinize iletiyoruz. Madem bağlamayı da gösterelim ya. Hadi. Aslında yaptığımız çok da bir şey değil. Sadece sırrı vermiyoruz biz. Şimdi soracaksınız sır ne? Arkadaşlar, bir şirketin veya bir kuruluşun hayatta kalması için bazı şeyler saklamak zorunda. Bunu biliyorsunuz, meşhur bir içecek markası var Amerikalıların. Adamlar sırlarını devletlere dahi, sağlık bakanlıklarına dahi vermiyor. Bizimki de o tür bir şey. Bizim de sırrımız olsun. Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli yıllar diliyorum. Görüşmek üzere.